Doğuştan bir serseri fakat muhteşem bir görünüşü var. Gazetenin ilk sayfası için iyi bir yazı mevzu olacak. Olur adam değilsin. Hakim Mithat geliyor. Hakim Mithat efendi bir insandır. Bu alçağının öldürmek istemesinin sebebini bir türlü anlayamıyorum. Şuraya bak ne kadar asabi görünüyorlar. Jüri azası toplandı mı? Evet efendim, herkes burada. Suçlu burada mı? Evet efendim, burada. Suçlunun avukatı kim? Suçlunun avukatı kim? Kendini müdafaa ettirecek bir avukat tutmadın mı? Mahkeme müdafaası için bir vekil bulacak. Muhterem reis! Suçluyu ben müdafaa edeceğim. Kendimi müdafaa etmek istemiyorum. Raci, bir gün sana kanuni bir müşkille karşılaşırsan... Seni ben müdafaa edeceğim demiştim. Sanık! Kabul ediyor musun? Evet. Raci! Hakim Mithat'ı öldürmeye teşebbüs etmek suçundan sanık bulunuyorsun. Kendini müdafaa etmek için ne söyleyeceksin? Allah adına yemin ederim ki, tamamen hakikati söyleyeceğim. Hakim Mithat, sanığın sizi öldürmeye teşebbüs etmesi için ne gibi bir sebep olabilir? Size bir düşmanlığı mı vardı? Evet. Bu her haydudun, her hırsızın, dolandırıcının hakime olan düşmanlığıdır. Tarafsız olan hakime olan düşmanlığı. Böyle bir kin için başka bir sebep yok mu? Hayır efendim. Onun benimle başka ne ilgisi olabilir? Muhterem reis, başka soracak bir sualim yok. Eğer isterseniz şahitleri dinleyebilirsiniz. Affedin. Siz benim büyüğümsünüz. Eğer suallerimle bilmeyerek sizi kıracak olursam, kusurumu bağışlayın. Birinin hayatına dair bir şey soracağım. Bana karar verirken, yahut sual sorarken şahsi bağları unutmamı siz öğrettiniz. Bana dürüst ve adil olmayı da siz öğrettiniz. Size itaat edeceğim. İfadenizde sanığı doğuştan bir hırsız bir serseri diye itham ettiniz. Ne demek istiyorsunuz? Onun kim olduğu tespit edilmiştir. Çocukluğundan beri bir serseri o. Ahlaksızlık ona ailesinden miras kalmış olmalı. Sizin bir oğlunuz var mı sayın hakim? Hayır. Fakat bu sualin bu davayla ne alakası var? Çok alakası var. Düşünün de öyle cevap verin. Bir oğlunuz olmadığına katiyen emin misiniz? Eminim. Fakat tekrar soruyorum, bu sualin... Sayın hakim, bize anlatabilir misiniz? Ne vakit ve niçin karınızı evden kovmuştunuz? Muhterem reis, bu şahsi suallere cevap vermek zorunda mıyım?
Bayan Selma, bugün ilk defa olarak bir şahidi sorguya çekiyorsunuz. Ve lütfen davayla alakalı sualler sorun. Öğrenmek istediğimiz sanığın cinayete teşebbüs edip etmemesi. Durun! Ben katilim, suçluyum! İsterseniz beni asın! Susun! Siz devam edin. Sayın Başkan, sanık hakim tada saldırdığını inkar etmiyor. Fakat, demin sizin de buyurduğunuz gibi, bu hareketi niçin yaptığını henüz bilmiyoruz. Ancak hakim suallerimizi cevaplandırırsa öğrenebileceğiz. Sayın Başkan, hakim Mithat'ın suallerimi cevaplandırmasını temin edin. Suallerinize cevap verecektir. Size tekrar soruyorum. Anlatın bize, karınızı niçin, ne vakit ve hangi şartlar altında evden kovdunuz? Beni mazur görün sayın hakim. Bu sual çok mühim. Yalnız mazlumun için değil, sizin için de mühim. Cevap verin bize. Bugün geçmiş her şey mazinize ait. Hatırlayın. Hatırlamaya çalışın. Niçin? Neden? Hangi şartlar altında karınızı evden kovdunuz? Hatırlamaya çalışın. Niçin? Neden kovdunuz karınızı evden? Anlatın bize. Anlatın. Söyleyin hepsini. Bundan tam 24 sene evvel, bir hukuk talebesiyken, muhitimizin bütün dedikodularına rağmen bir dul kadınla evlenmiştim. Zamanının büyük bir kısmını Bombay'da geçiriyordu. Bana bu yüzden çok kızmıştı. Fakat her şeye rağmen Leyla'dan vazgeçemedim. Çünkü o çok sevimli ve tatlıydı. Gözlerinin güzelliği, tabiatının uysallığı beni ona bağlamıştı. Fakat ne yazık ki, ondan evlendikten sonra hayatımın korkunç bir safhaya girdiğini gördüm. Oh!
Uykun gelmedi mi? Hı? Ne düşünüyorsun? Niye sakının sakının diye bağırıyorlar? Memleketin bu bölgesi tehlikelidir. Kaya adındaki haydudu hatırlamıyor musun? Haydut mu? Evet. Fakat korkma, korkunç bir kale içinde uyuyordur o. Hadi, git soyun. Uykum var. Korkuyor musun, geleyim mi? Hayır. Leyla! Yapmayın, yapmayın, hanımı vuracaksınız! Bırakın, bırakın beni! Elebaşınız nerede? Siz kim oluyorsunuz da namuslu insanların kadınlarını kaçırıyorsunuz? Utanmıyor musunuz? Utanmak mı? Yalnız yüksek insanlar utanır. Hırsızlar, cahiller hiçbir zaman utanmaz. Büyük babam dolandırıcı, babam hırsızdı. Fakat ben değilim. Senin kocan beni haydut yaptı. Benim kocam mı? Fakat sen kimsin? Kaya! Suçsuzdum. Ama kocam beni suçlu saydı, mahkum etti. Halbuki bir delil yok. Baban ve büyük baban hırsızdı. Sen de bir kadına saldırmışsın dedi, mahkum etti. Masum olduğum halde hapse gönderdi. Ben de bugün senin kocandan hesap sormak istiyorum. Korkak kadın! Gel buraya! Bak nesi var! Kendine geldi mi? Uğrunuzda öleyim ki efendim, kendine gelmedi. Sizi temin ederim ki hali berbat. Bırakın onu gitsin. Çünkü bir çocuğu olacak. Eğer ona dokunursanız haliniz fena olur. Muhakkak cehenneme gidersiniz. Demek anne olacak. Halbuki kocası demişti ki... Dürüstlerin çocukları namuslu, hırsızların çocukları ise hırsız olur. Bütün çocuklar her zaman ailelerine benzerler. Ona bir hakimin öz çocuğunun ne olabileceğini göstereceğim. Kadın kendine geldiği zaman evine gönderin. Muhterem hakim, dürüst insanların çocukları namuslu, hırsızlarınki namussuz olur ha? Hediyenizi isteriz efendim. Niçin, şenlik mi var? Hayır, hanımımız geri geldi de onun için. Ne dedin? Geri mi geldi? Evet. Leyla! 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 Burası ne kadar karanlık! Ahmet! Çabuk ışıkları yak! Bu akşam buranın aydınlanmasını istiyorum! Leyla! Bu oda... Sevgilim, senin varlığınla ışıklanıyor. Leyla! Işıklar parlıyor. Dönüşünü kutluyor. Ahmet! Ver bana, sen çekil. Söyle Leyla, haydutların elinden nasıl kurtuldun? Sana kötülük etmediler ya... Senin sevgin benimle beraberken... ...Bana kim kötülük edebilirdi sevgilim? Yorgunsun, gel soyun, istirahat et! Sevgilim!
dört gün bana bir asır gibi uzun geldi. Polisle beraber nereleri aramadık. Senin için endişe duyuyordum. Seni kaybettim sanmıştım. Sen burada yokken ne kadar üzüldüğümü bilemezsin. Hepsi geçti. Fakat nasıl oldu bu sevgilim? Seni kaçırmak küstahlığında bulunanlar kimlerdi? Kayı ile çetesi. Onu haksız yetim etti. Kaya mı? Bek benden öcü almak için hapisten kaçmış. Leyla, eğer sana zulmettiyse onu muhakkak astıracağım. Bana kötülük etmeyi düşünüyordu. Fakat Allah'a şükürler olsun o beni korudu. Sana bir şey soracağım. Sor. Söyle bakayım bana. Dürüstlerin oğlu namuslu, hırsızların oğlu hırsız mı olur? Evet, öyle olur sevgilim. Fakat bunu niye sordun? Hiç. Söyle bakalım, ilk önce yeni bir memuriyet mi bulacaksın, yoksa... Yoksa? Ne demek istiyorsun? Yeni bir misafir geliyor. Güzel. Yeni bir memuriyet bulmaya fırsat yok. Niye? Ne için? Bazı sebepler var. Daha doğrusu engeller. Nasıl, beğendin mi? Çok güzel. Çok güzel. Ben var. Yoksa bana kızgın mısın? Ha? Kızgın mı? Hiç. Neden sana kızgın olayım? Yemeğimi vaktinde yolla. Bu ne hal beyece, bu evde hizmetçi yok mu? Bu evde hizmetçi var mı, ben ne bileyim? Artık bütün işler bana yüklendi. Ver, ben götüreyim. Bırak, bırak, artık ben taşırım. Hizmetçiliği öğrendim. Sakın Leyla'ya kızma. Onu iş yapmaktan ben men ettim. Onun durumunu pekala biliyorsun. Biliyorsun ki yakında... Evet, bir şeytana hayat verecek. Onun kara damgasını alnımıza basacak. Neler söylüyorsun? Ben yalnız herkesin söylediğini söylüyorum. Dört gün bir hırsızla bir arada yaşadı. Bu haydut Kaya'ydı. Onu ne suçla itham ederek hapse yolladığını hatırlamıyor musun? Dünya kötülükten hoşlanır. Herkesin dedikodusuna bakmamalı. Sen pek yumuşak kalplisin. Ama olup bitenlere nasıl katlanabilirsin? Bu kadar rezaletten sonra... Yeter artık be oğlum! Affedersin beyce. Yazık, testi kırıldı. Kırılan bir testinin parçaları yan yana getirilebilir. Fakat unutma ki bir kadının namusu sırça bardak gibidir. Kırılırsa yapıştırılamaz. Bu ne hal? Bu üzüntüyü bırak artık, işini layıkıyla yapamayacaksın. Eğer böyle giderse sanırım sana yeni bir vazife de vermeyecekler. Yani yeni bir hakimlik mi? Böyle bir şeyi ağızlarına bile almıyorlar. İhanete uğramış bir kocadan hakim olur mu? Karımın beni aldattığını herkes biliyor. Yeter, sus! Bütün şehir bu havadisle çalkanıyor. Deli mi oldun? Utan biraz, insan karısı için böyle sözler söyler mi? Evet, söyler. Çünkü herkes böyle söylüyor. Dedikoduya ehemmiyet verilir mi? Çok doğru söyledin. Ben de zaten böyle düşünüyorum. Dedikoduya ehemmiyet vermem. Fakat içimde bir şüphe var. Kendimi bu şüpheden nasıl kurtarayım? Hakikati nasıl anlayayım? Kendini üzme.
Söyle nasıl? Allah'ım! Allah'ım! Ah! Biliyor. Bana inanıyor o. Bana inanıyor o. Ah. Ah. Bu ev varlığına nurlanıyor. Geldin artık, kimseden korkmam. Duydun mu? Beni bu evden kovmak istiyorlar. Ah, bana bir günahkar. Bu evde kan yahut olmayan insan diyorlar. Fakat sen buradasın ya. Kimse bana bir şey yapamaz. Ah, ne olur söyle onlara. Karım Susuz de, bana inandığını söyle. Çocuğumun babası sensin. Niçin susuyorsun? Konuş! Ah! Vaziyetimi görmüyor musun? Ah! Ah! Korkuyorum! Yakında anne olacağım! Ah! Bana acı! Karnımdaki çocuk senin! Evet, senin çocuğun! Ay! Acı bana! Çocuk senin çocuğun! Peki, bu evden gideceğim! Fakat inan bana! Çocuk senindi! Ah! Hayatım bahasına da olsa onu büyüteceğim. Fakat bir çocuğun babaya da ihtiyacı vardır. Sen yalnız bana değil, kendi çocuğuna da haksızlık ediyorsun. Ah, ama bir gün gelip benden seni affetmemi isteyeceksin. Benden af dileyeceksin. Defol! Defol evimden! पतिव्रता सीता माई को तूने दिया बनवास, क्यों न फटा धरती का कलेजा, क्यों न फटा आकाश जुलम सहे भारी जनक दुलारी जुलम सहे भारी जनक दुलारी राम की जारी दुलारी मारी जनक दुलारी दुलारी मारी जनक दुलारी जुलम सहे भारी जनक दुलारी जुलम सहे भारी गगन महल का खेल दिखाए ऐसा खेल दिखाए ओ गगन महल का राज
दीप से मोती कंदले जल में सुंदर कमल खिलाए खिलाए सुंदर कमल खिलाए अजब तेरी लीला है गिरधारी अजब तेरी लीला Tanrı'ya şükürler olsun. Bana bu günü de gösterdi. Şimdi ben yapacağımı biliyorum. Hakim, senden intikamımı alacağım. Demek sokağa attınız karınızla çocuğunuzun ne olduğunu bilmiyorsunuz, öyle mi? Bilmiyorum. Hiç merak etmediniz mi? Belki evden kovulunca yavrusuyla beraber dünyanın karanlık bir köşesine çekildi. Fakir bir hayat sürmeye başladı. Belki çocuk kötü insanların eline düştü, serseri oldu. Mahkeme huzurundadır. Ne dersiniz? Anne, niye saçlarıma yağ sürüyorsun? Ya saçları yumuşatır da ondan oğlum. Çocuklar kız olduğun diye benimle alay ediyorlar. Aldırma oğlum. Bırak onlar havlasın. Sen onlarla ölçülemezsin. Sen iyi bir çocuk gibi mektebe gidiyorsun. Fakat o avareler hapishanelerde çürüyen serseriler anne, olacak. Anne, serseri ne demek? Boş gezip iş yapmayan adam demek oğlum. Onlar vakitlerini hırsızlıkla geçirirler. Kavga ederler, kumar oynarlar, şarap içerler. Demek hoş vakit geçiriyorlar. Anne, büyüyünce ben de serseri olacağım. Bak şuna, düşmanların serseri olsun. Sen okuyacak, hakim olacaksın. Biricik evladım. Allah bizi korusun. Raci! Raci! Niye burada oturuyorsun? Herkes dışarıda şeker, çikolata alıyor. Ne yapayım, benim param yok ki. Niye? Annen sana para vermiyor mu? Babam bana her gün 1 lira verir. Siz zenginsiniz, biz fakiriz. Al biraz sen de ye. Olmaz. Annem kimseden bir şey alma dedi. Ah, peki öyleyse sen de elimden kap. Aa! Darıldım. Darıldın mı? Yok yok yok. Bu gece bize geleceksin değil mi? Niçin? Ne var? Bugün benim doğum günüm, muhakkak geleceksin. Babam büyük bir pasta yaptırdı benim için. Koskocaman, duvar saati kadar... geldin. Bana hediye getirmedin mi? Benim hediye alacak param yok ki. Ama bir gün getiririm. Hediye almak için muhakkak para lazım değil ki. Bana bir çiçek de veremez misin? Elbette veririm. Selma, sakın unutma. Bir gün sana parayla satın alınmış kıymetli bir hediye vereceğim. Çok güzel bir hediye. Thank you. Benim için bu çiçekten daha kıymetli bir şey olamaz. Selma, Selma, baba seni çağırıyor. Geliyorum. Hadi gidelim, babamı gör. Gel kızım. Bak kim geldi, muhterem hakimi selamla kızım. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Maşallah 4 senede ne kadar büyümüş. Koskocaman bir kız olmuş. Allah bağışlasın. Lucknow'dan geldin, doğum günün olduğunu bilmiyordum. Hediyemi sonra getireceğim. Şimdilik şu çiçeği kabul et. Dur bakayım. Gel. Teşekkür ederim. Yo yo yo. Ben elimle takacağım. Alo, başında bir çiçek daha var yavrum. Bu çiçeği Raci verdi bana. Baba, işte Raci, sınıf arkadaşım. Ya, öyle mi? Günaydın efendim. Günaydın oğlum.
Günaydın. Ömrün uzun olsun. Biliyor musunuz, arkadaşım büyüyünce hakim olacağını söylüyor. Oh, çok güzel. Aferin. Sen iyi, namuslu bir ailenin evladı olmalısın. Baban kim bakayım? Yok, babam yok efendim. Yalnız annem var. Ya öldü o halde. Oo, hayır, ölmemiş. Böyle söylemeyin. Annem o yaşıyor diyor. Fakat o sizinle oturmuyor. Onu hiç görmedin. Ne tuhaf adam senin baban. Babam hakkında lütfen böyle konuşmayın. Kırılırım. Gücenirim. Yavcı! Buraya gel Selma! Kızının böyle çocuklarla arkadaşlık etmesine nasıl razı oluyorsun? Git oyna evladım, hadi! Ne oldu, bu çocuğun nesi var? Onu çok seviyorum. Babasının kim olduğunu bilmiyorsun. Onu nasıl seversin? Bu çocuk doğuştan serseri. Hiç değişmemişsin, hala eski inançlarına bağlısın. O hırsızın adı neydi? Ha, Kaya! Onun muhakemesinde bir şey söylemiştin. Galiba şöyleydi. Efendinin oğlu efendi, hırsızın oğlu hırsız olur. Ben hala bu fikirdeyim. Sus! Hala mı? Bu batıl inancın yüzünden kadınların en iyisini, Leyla'yı kaybettin. Bu batıl inancın yüzünden tekrar evlenmedin. Şimdi de kalkmış bu çocukların arkadaşlığını bozmak istiyorsun. Halbuki ikisi de masumane bir şekilde arkadaşlık ediyorlar. Hem söyler misin bana, bu çocuğun sana ne zararı dokundu? Hayatımı, haysiyetimi bir paralık eden böyle bir çocuk oldu. Belki o da şimdi böyle dolaşıyor. Belki bunun gibi konuşuyor. Ben annemin çocuğuyum. Babam yok benim. Her başı boş dolaşan çocuk da onun hayalini görür gibiyim. Evet, o karımın çocuğuydu. Allah'ım, ne yazık ki benim çocuğum değildi. Anne, Selma'nın resmi güzel değil mi? Anneciğim, niye bu kadar çok çalışıyorsun? Bu yüzden de hasta oluyorsun. Fazla çalışmana razı değilim, anladın mı? Evladım, ben çalışmazsam sonra ne yeriz? Ben erkeğim, çalışacağım, tamam! Yarından sonra mektep yok! Mektep yok mu? Nasıl mektep yok mu? Mektebe gitmezsen nasıl adam olacaksın? Yoksa sen mi olmak istiyorsun ha? Yavrucuğum, eğer mektebe gitmezsen, sonra nasıl şerefli bir hakim olabilirsin? Anne! Madem ki istiyorsun, mektebe gideceğim, ama çalışacağım da. Hakim olmak istemiyorum anne. Bugün Selma'larda bir hakim gördüm, onu hiç sevmedim. ...58. sayfayı çevirin. Neredeydin? Affedin öğretmenim, biliyorum, suçluyum. Bugün biraz geç kaldım, biliyorsunuz ki çalışıyorum. Bunlar ne? Bu fırça, bu da cila. Çok güzel ayakkabı cilalarım. Kafi, bu mektep boyacı çocukların yeri değil. Nasıl? Senin kaydını defterden siliyorum. Fakat bak ne kadar para kazandım öğretmenim. Ama isterseniz bundan sonra boyacılığı bırakırım. Susun hepiniz! Artık mektebe gelemeyecek miyim? Evet, öyle. Öyleyse bana müsaade edin. Selma'yı göreyim. Kendisine bir hediye getirdim öğretmenim. Olamaz. Babası Selma'yı mektepten aldı. Bu şehirden ayrıldılar. Nereye gidiyorsun böyle? Söyle bakalım! Bırakın beni!
Ben yoluma gidiyorum. Öyleyse nazik yürü, bedenin incinmesin. Yarata seni! Hadi bir hadi bakalım, ben... mahallevi çocukla para etmez, göster kendini! Dur! Vur! Hadi çıkar çekilini bakalım, erkek sen kendini göster! Hadi çocuklar şuna bir hakkını bilin! Al benden! Affedersiniz arkadaşlar, benim size bir zararım yok ki! Bırakın beni abi! Affedin beni abi, ne olur! Affedin beni abi! Affedin onu abi! Dikkat, kaya geliyor! Kaya geliyor çocuklar, kaçın! Dersini alalım mı şimdi? Kaya geliyor! Kaya! Benle gel! Nereye? Ben nereye gidersem, bugünden sonra hep benim dediğimi yapacaksın. Ne yapalım, babam böyle istedi. Siz babanı tanıyor musunuz? Tabii! Çok iyi tanıyorum. Bütün başıma gelenler hep onun sayesinde. Onunla görülecek büyük bir hesabımız var. Yalvarırım size, bana bir iş bulun ne olur! İş mi? Nasıl bir iş? Her ne iş olursa olsun yaparım! Annem hasta, evde yiyecek bir şeyimiz yok! Her işi yaparım! Yük taşırım, uşaklık ederim, her ne iş olursa yaparım! Yeter ki bir iş olsun, ne olur yalvarırım size! Budala! Bunlar sersemlerin yapacağı işler! Sen akıllısın, çalışmaktan nasıl bahsediyorsun? Çalışmazsa nasıl para kazanır, anneme bakabilirim! Nasıl mı, çalarak? Ne? Çalarak mı? Yok! Çalarak mı? Hayır! Hayır, hayır, hayır! Çalacaksın, aşıracaksın! Vuracaksın, kaldıracaksın, öldüreceksin! Geberteceksin, anladın mı? Raci! 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 Çok geç kaldın oğlum! Gel! Sabahtan beri bir şey yemedin, acıkmışsındır, git gel! Yemek mi? Bir şey hazırladın mı anne? Evet, niye hazırlamayayım? Bak orada, sepette ekmek var! Taze ekmek, çok sıcak! Sonra kapalı kapta da patates var evladım! Bulamadın mı? Bulamadın mı evladım? Buldum! Buldum anne! Ekmeği de buldum, yemeği de! Patates yemeği çok güzel! Pek güzel anne! Evladım! Sen yedikten sonra bana da bir parça ekmek ver! Süte batırıp yiyeceğim! Doktorlar beni açlıktan öldürecek! Ekmek mi dedin? Peki anne! Şimdi! Şimdi! Hayır, hayır, hayır! Çalacaksın, aşıracaksın, vuracaksın! Öldüreceksin, geberteceksin, anladın mı? Hırsız köpek seni! Ekmek çalıyordun ha! Affedersin abi, annem çok hasta, üç günden beri bir şey yemedi! Bir de yalan söylüyorsun, bunu polise teslim edin!
İsmi ne bunun? Raci. Babanın ismi? Annem babamın ismini bana söylemedi. Nerede oturuyorsunuz? Biz de sorduk ama söylemedi. Söyleyemem. Söyleyemem. Peki sana kim kefil olacak? Kefilin olmazsa hapse gidersin. Seni? Dur, nereye gidiyorsun? Yalvarırım bırakın beni. Annem çok hasta zavallıcık. Bırakın beni, bırakın diyorum size. İş bir kere başlamakta. Biliyor musun bundan sonra burayı sık sık ziyaret edeceksin. Gülüyorsun, deli misin? Deli değilim. Bu ekmeği görüyor musun? Hı-hı. Bu ekmeği görüyorsun ya, hı-hı, nerede bir parça ekmek görsem... ...bir türlü kendimi gülmekten alamıyorum. 12 sene evvel bu ekmeği eğer çalmadan bulabilseydim... ...hiç şüphe yok ki, birçok defa burayı ziyaret etmek zorunda kalmayacaktım. Yeter, şimdi beni iyi dinle. Başla. Burada istirahat ettiğin kafi, cezan doldu. Hadi çabuk buradan sıvış! Cezam doldu mu? Evet. Okey boys! Öyleyse bundan sonra beni burada bir dakika göremezsiniz! Derhal giriş kırıp gidiyorum! Yalnız dikkat et, bir daha hırsızlık edip de sakın buraya gelme! Baş üstüne! Kimseyi dolandırmaya falan kalkma! Baş üstüne! Bir daha gelirse karışmam! Tanrı şahidin gelmiyor! गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ आवारा हूँ आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ आवारा हूँ बार नहीं संसार नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं सुनसान नगर अनजान डगर का प्यारा हूँ आवारा हूँ आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ आवारा हूँ आबाद नहीं बर्बाद सही गाता हूँ खुशी के गीत मगर गाता हूँ खुशी के गीत मगर जख्मों से भरा सीना है मेरा हंसती है मगर ये मस्त नजर दुनिया दुनिया मैं तेरे तीर काया तकदीर का मारा हूँ आवारा हूँ आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ आवारा हूँ आवारा हूँ आवारा हूँ
Raşit! Raşit! Sen miydin? Bendim ya! Raşit, beni korkuttun! Gel kucaklaşalım seninle, gel! How are you, boss? İşler nasıl? İngilizce konuşuyorsun, nereden öğrendin bakayım? He? Bu sefer bir politikacıyla karşılaştım. Niye İngilizce öğrenmeyeyim dedim, bu dil çok işime yarayacak. Söyle bakalım, annem nasıl? Ona nereye gittiğimi söyledin mi? Sen hapse gittiğin zaman bildirdim. O patronunla uzun bir seyahate çıktığını zannediyor. Bir yalan attın gitti. Dikkat et! Gayet temiz giyin. Yalanımız meydana çıkmasın. Bana bak patron, onu parasız bırakmadın değil mi? Tabii, hiç bırakır mıyım? Her ayın ilk günü yolladım. Sahi, senin de paraya ihtiyacın vardır. Vereyim. Bunu mu arıyorsun? Benim için hazırlamıştın değil mi? Ben seni zahmetten kurtardım, kendim aldım. Bay bay! Aferin evladım, aferin! Hocanın ismini ebedileştireceksin! Yaşa sen! Bir gün babanın karşısına geçip soracağım. Dürüst bir babanın oğlu her zaman namuslu mu olur? Anne! Hello baba, darling! Nasılsın anneciğim? Oğlum, bu sefer niye bu kadar çok gezdin? Biliyor musun, aşağı yukarı bir sene oldu. Söyle bakalım, patron seni nerelere götürdü? Sorma anneciğim, bu sefer oğlum çok yer gezdi. O kadar çok mu? Londra, Fransa, Paris, New York, Amerika... Biliyorsun anneciğim, benim patronum çok büyük bir iş adamı. Bu memleketlerle ithalat, ihracat işleri yapıyor. O da ne demek? İthalat, ihracat ne demek bilmiyor musun? Yoo! Vay! Bak sana anlatayım. İhracat, ithalat ne demektir biliyor musun? Hariçten mal alıp buradan başka mal satmak. Daha açık söyleyeyim. İthalat, ihracat şu demektir anneciğim. Hariçten buraya mal gelir, buradan harice mal gider. Fakat bizim işimizde ekseriyette hariçten buraya gelir. Her neyse, benim böyle şeylere pek aklım ermez. Şimdi otur da sana güzel bir çay hazırlayayım. Niye böyle bakıyorsun? Hırsızım diye mi? Yalan söyledim diye mi? Evet, ben bir hırsız oldum. Niye resmi tersine çevirdin yavrum? Niçin çevirdiğimi bilmiyorum. Fakat ne zaman ona baksam... bana acıyarak baktığını görüyorum. Demek sana çocukluğunu hatırlatıyor, öyle mi? Kim bilir şimdi nelerdedir? Onu niçin arayıp bulmuyorsun? Hiç çocukluk arkadaşları bu kadar sene sonra bulunur mu anne? Allah'a ısmarladık. Gidiyor musun? Bir arkadaşıma davetliyim, sonra görüşürüz anne. Ah evladım, ne kadar değişmişsin! Thank you.
Bak saat kaç oldu? Evet, tam sırasıdır şimdi. Tam ekmeklik biri var. Ekmeklik mi? Nerede? Orada bak. Emin misin? Tabii eminim. Çok zengin bir hali var. Sahi mi söylüyorsun? Öyle görünüyor. Şu mu? Aha. Yok ha. Çantayı sahibine geri verelim. Niçin? Boş çantayı ne yapacağız? Çantamı çaldı. Ben icabına bakarım. Başımıza iş açma. Çantam yok, çantamı gördünüz mü? Biri çantamı çaldı. Çocuklar, biri çantamı çaldı. Gördünüz mü acaba? Siz gördünüz mü? Çantamı caddenin ortasında nasıl aldılar söylesenize. Affedersiniz efendim, siz kimin aldığını gördünüz mü? Görseydim yakalardım. Öyle ya. İşte, durun bakayım. Sendin! Kim? Sağ ol! Peki isminiz kaldı! Bu mu? Yakalayın, kaçıyor! Dur, kaçma! Dur, kaçma! Yakalayın! Yakalayamadık! Duvardan atladı gitti! Oh. Dur! Ayıp olacak ama biraz yardım edin! Oldu! Kaçamadın mı? Buraya mı saklandın sen? Orada mı? Şimdi görsün, burada, burada! Çabuk, hani ver çantayı! Hani, uzatma ben çantayı! Çantanın olur, kaçarsın, ip gel! Ah! Oh, göremiyorum! Al beni sen! Hadi, bir daha, ver çantayı! Hani, uzatma, uzatma, sahibine ver çantayı çabuk! Gel, gel! Ah! Sus! Hayır, sen! Kalk! Görsün sen! Şimdi görsün sen! Ver çantayı, ver diyorum sana! Ah! Al ya! Bıçak çekiyorsun ha? Ben çocuk değilim. Kaçmasana korkak! Ne kaçıyorsun? Benden dersini aldı değil mi? Korkak seni! Akal seni gösterdim o zaman. Korkak kaçtı gitti ama... Ben de çantayı geri aldım. Buyurun çantanızı! Nasıl, memnun oldunuz mu şimdi? Benim için büyük bir zahmete girdiniz. Hiçbir şey değil efendim. Bunlar ehemmiyetsiz küçük işler. Sizden özür dilemeliyim ben. O adamla dövüştünüz, çantamı geri aldınız. Oysa ki ben size hırsız sandım. Beni mi? Bu sizin hatanız değil. Hatta benim görünüşümde. Polis bile bahsen beni hırsız diye yakalıyor. Hadi hoşça kalın. Nasıl buldunuz çocuklar, iyi uydurdum değil mi? Boş yere ama. Üzülmeyin, bir gün gene fırsat düşer. Şimdi siz gidin etrafa dikkat edin, bir şey gözden kaçırmayın. Ben gideyim elbise değiştireyim, hadi! Ne fedakarlık bu, gömleğini bile yırtmışsın! Miskin ev! Polis! Dur! Dur!
Hey! Nereye? İçeriye. İçeriye mi? Evet. Efendi evde yok. Daha iyi ya. Şey yani, ziyanı yok diyecektim, müsaade et de gireyim. Galiba sen ustasın. Kim, ben mi? Hem de birinci sınıf ustayım. Hmm. İyi piyano çalar mısın bari? Tabii, evet evet, mükemmel piyano çalarım. Piyano içeride mi? Burada olacak. Şaka söyledim canım, hadi gel gidip bakalım, akordunu yapayım. Burası bir milyonerin malikanesine benziyor. Pardon. Hello darling. Ne dedin? Hiçbir şey. Hiçbir şey söylemedim. Burada her şey güzel. Heykeller güzel. Çakmaklar güzel. Her şey güzel. Fevkalade. Deli midir nedir? Piyano burada. Aman bu ne? Bu piyano pek harap. Bunun tamiri uzun sürer, uzun. Ben yavaş yavaş işimi göreyim, hadi sen de git işine bak, hadi. Hadi Allah selamet versin, hadi. Hadi, hadi, hadi. Zannettim ben. Evet, hırsızım. Ne? Şey, yani ben buraya davetsiz olarak geldim. Bu da hırsızlık sayılmaz mı? Geldiğinize çok iyi ettiniz. O gün bana karşı pek iyi davrandınız. Sizi davet edecektim zaten. Ama adresinizi bilmiyordum. Peki siz benim adresimi nereden biliyordunuz? Efendim? Yani evimi nasıl buldunuz? Şey, katliye söylemem. Bu bir sır efendim. Daha doğrusu talih beni kabusa kadar sürükledi. Buyurun oturun. Teşekkür ederim. Sigara? Var. Buyurun, çakmak var. Teşekkür ederim. İstemem. Kibridim var. Efendim, bu piyano akortçusuymuş. Nasıl? Akortçu mu? Uşağınız beni piyano akortçusu zannediyor. Fakat siz kendiniz... Git kapıyı aç. Hadi git bak bakalım. Hadi! Bu dala uşak sizi piyano akortçusu sanmış. Onun kabahati yok. Kabahat benim görünüşümde. Yanılıyorsunuz komiserim. Burada hırsız falan yok. İsterseniz arayabilirsiniz. Polis mi? Polisimizin evde ne işi var? Bir saniye ben bakayım. Affedersiniz, rahatsız ettik. Bir otomobil hırsızı bu tarafa kaçmış. Bu civardaki evlerden birine girmiş. Buraya girmiş olmasından şüphe ettik. Yanılıyorsunuz. Buraya kimse girmedi. Sayın komiser, bayağı yanıldılar. Buraya biri girdi. Eve giren benim. Sakın hırsız ben olmayayım. Hayır, hayır, siz olamazsınız. Affedersiniz, rahatsız ettik efendim. Hadi gelin. Öyle yabancı gibi durmayın. Affedersiniz, bu kimin resmi? Benim. Efendim? Ne diyorsunuz? Tabii.
yaşındayken. Tam 8. yıl dönümünde çekilmiş. İsminiz ne sizin? Selma. Ya sizin? Selma. Hayret edilecek bir şey. Evime kadar gelir misiniz? Orada size şaşıracağınız bir şey göstereceğim. Fakat çok güzel, sevimli bir şey. Gelir misiniz? Raci! Selma! Sen ha? Evet, belki de benim. Ne kadar değişmişsin. Sen de öyle Selma. Nerelere kaybolmuştun? Seni aramaya gitmiştim. Nihayet buldum. Ne tuhaf şey. Hırsız sanmıştım ben seni. Kabahat senin değil. Benim görünüşüm öyle. Raci! Selma geldi mi? Evet efendim. Hoş geldiniz muhterem hakim. Ben tabii geldim. Ama siz nerede kaldınız? Neden bu kadar geç kaldınız? Hem bak ne kadar yorgun görünüyorsunuz. Bu hep fazla çalışmaktan. Bu kadar yormasanız kendinizi. Ehemmiyet verme. Evet, ehemmiyet verme. Bunun sonu neye varacak sanki? Hem nereye gittiniz? Cevap versenize. Nereye gittiniz? Konferansa gittim. Mahkemede işim bitmişti. Talebelere konferans vermeye gittim. Hiç doğru değil. Doktor fazla çalışmasın, muntazam yaşasın diyor. Yemeği 8'de yemeniz lazımdı. Bu
Bu kadar olmaz. Saat 9:30. Hadi, gelin. Hey, söyle bakalım. Bugün ne yaptın? Pek neşeli görünüyorsun. Sanki unutulmuş, kaybolmuş bir hazine bulmuş gibisin. Biraz öyle. Kaybolmuş bir arkadaş, kaybolmuş bir hazine sayılır. Ah, Raci'yi görürseniz pek beğeneceksiniz. Öyle iyi bir çocuk ki. Kim bu Raci yavrucuğum? Ne iş yapar? Nerede oturur? Hangi aileye mensup? O benim çocukluk arkadaşım. Aynı mektepte okumuştuk. 12 sene sonra tekrar karşılaştık. 12 sene sonra mı? İnsanlar bu kadar uzun zamanda çok değişir. Evet, o da çok değişmiş zaten. Mektepteyken sessiz bir çocuktu. Halbuki şimdi pek şakacı olmuş. Ne iş yapıyorsun diye sordum. Hırsızım dedi. Belki şaka diye söylememiştir. Olamaz, ben sizinle aynı fikirde değilim. Olabilir, olabilir yavrum. Ama bu asri gençleri bilirsin. Belki buradan hakikaten... ...o bir şey çalmaya gelmiştir. Derindiymiş değil mi? Ha? Gel. Eğer bu olursam sen de yanımda ol. Gel. Al öyleyse. Görüşürüz. Tembellik, hala giyinemedim mi? Ne kadar ayıp! Seyrediyor. Kibar insanlar bunu yapar mı? Bir genç kız giyinirken bakar mı? Öyle mi? Peki bakmam. Ama ben kibar değilim ki. Aha, öyleyse, serserisin. Serseri? Nafile! Nafile beni tutamazsın! Nasıl tutamazmışım? Bırak kolumu! Bu ne biçim şaka böyle? Çok kabasın! Kabayım öyle mi? Kabasın, haydutsun, serserisin! Ay, not mu? Kaba, serseri ya! Evet, narin kelebekleri incitmeden tutmayı bilmem. Zavallı ellerim senin çiçek gibi ince ucuna ıslat verdi. Ben her zaman söylerdim. Çocukluk günleri katliyen geri gelmez. Mevkimi hatırlattığın için sana teşekkür ederim. Dur! Küçük bir şakaya kızdın mı? Beni dövmek mi istiyorsun? Döv öyleyse.
dövmek mi? Seni mi? Yoksa kendimi mi? Şey... Şşşt! Ayı düşündüm, biliyorum. Ha? Ha, yoksa... bulutları mı? Yağmur yağacak mı? Fırtına çıkacak. Niçin böyle düşüncelisin? Ay çıkınca bu siyah bulutlar dağılacak mı? Şunu anlatsana bana. Derdimi nasıl anlatayım bilmem ki. Hı. Selma. Hı. 12 yıl sonra tekrar karşılaştık. Ne güzel. Bu 12 yıl birçok şeyi değiştirdi. Ha, sayın hakim de aynı şeyi söyledi. İnanmadım ama ben. Sen de görüyorsun işte, arkadaşlığımızda hiçbir şey yok. Hakim doğru söylüyor. Babam kimdi, ben kimim? Uzun yılları... nerelerde geçirdim? Şimdi ne iş yapıyorum? İyi miyim? Kötü mü? Hakkımda hiçbir şey bilmiyorsun. Benim bildiğim yeter bana. Başka bir şey bilmek istemiyorum. Sen sensin, ben de ben. Selma, çok iyi kalplisin. Çok demişsin. Sen de çok kuruntucusun. Çılgınsın! Biz ikimiz de çılgınız! Şuraya bak! Bulutlara mı? Ha! Ay bulutlardan kurtuluyor! Hav! Benim öbür gün doğum günüm! Kaçıncı? Onuncu mu? On ikinci mi? Şşt! Kızlara böyle şeyler sorulmaz! Gel, kulağına söyleyeyim! Öp beni! Hayır, 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 hayır! Bak, bak! Nereye? Dam par jo udhar muh phere Dam par jo udhar muh phere O chinda मैं उनसे प्यार कर लूंगी बातें हजार कर लूंगी दम भर जो उधर मुंह फेरे वो चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगी बातें हजार कर लूंगी मैं चोर हूँ काम है चोरी
मैं चोर हूँ काम है चोरी दुनिया में हूँ बदनाम दिल को चुरा पाया हूँ मैं यही मेरा काम हो यही मेरा काम आना तू गवाही देने ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूँगा नजरें तो चार कर लूँगा कर लूंगा नजरें तो चार कर लूंगा दम भर जो उधर मुंह फेरे Tekne devrilir. Sonra? Batarız. Sonra doktor ne der? Doktor bana 8'de yemek ye demişti. Bana çok kızdınız değil mi? Ben... Onunla beraber miydin? O fena bir insan değil ki, o benim çocukluk arkadaşım. Baban ölürken ona... seni büyüteceğime söz verdim. Söyle bana şimdi bakayım. Onunla... ne zamandan beri sevişiyorsunuz? O da... aynı sevgiyle seni seviyor. Bana bütün hakikati söyle. Peki efendim. Bu hissin ne zaman başladığını söyleyemeyeceğim. Ama bana inanmanızı rica ederim. Tanımadın mı yoksa? Nerelerdeydin? İnsan hiç dostlarını unutur mu böyle? Cevap vermiyorsun.
Yoksa benden ayrılmak mı istiyorsun? O vakit şunu iyi bil ki bu senin için hiç de iyi olmaz. Yeter artık, şimdiye kadar sürdüğüm hayat kâfi. Artık temiz yaşamak istiyorum. Yakamı bırak benim. Dilediğim gibi namuslu yaşayayım. Namuslu hayat mı? Ne güzel bir fikir. Durma, hemen o hayata koş. Sen delirdin mi? Ben böyle sözlerden şaka bile olsa hiç hoşlanmam. Ve hemen... Ne tuhaf. Sen iyi bir insansın. Halbuki ben seni ilk gördüğüm zaman hırsız sanmıştım. Namuslu hayat mı? Ne güzel bir fikir. Durma, hemen o hayata koş. Sen delirdin mi? Ben böyle sözlerden şaka bile olsa hiç hoşlanmam. Ve hemen... Thank you.
में जिंदा चल रहा हूँ हाय, सांस के ये याद के ये तीर चीरते हैं हर बार। मुझको ये न रखना चाहिए, मुझको फूल मुझको पीत मुझको पीत चाहिए, मुझको चाहिए महार, मुझको चाहिए महार, मुझको चाहिए महार, मुझको चाहिए Thank you.
beni anne! Ne oldun? Rüya mı gördün? Hayır anne! Hayır anneciğim, bu bir rüya olamaz! Haydut Kaya sivri bıçağını çekmiş bekliyordu! Selma ile bana saldırmaya hazırlanıyordu anneciğim! O hiçbir zaman birleşmemize müsaade etmeyecek! Hiçbir zaman razı olmayacak anne! Fakat ben artık onlara çalışmayacağım, hırsızlık etmeyeceğim, sana söz veriyorum! Bir daha çalmayacağım, dürüst namuslu bir insan olarak yaşayacağım! Hırsızlık etmeyeceğim, çalmayacağım! Teşekkür ederim. Günaydın. Arkadaş, sana ihtiyacımız kalmadı. Kendine başka bir iş ara. Fakat efendim... Çık dışarı! Burası hırsız yuvası değil. Evet, hakkınız var. Fakat size bir şey sorabilir miyim? Eğer bir hırsızı aranızda barındırmazsanız... onu tekrar hırsızlık etmeyi teşvik etmiş olmaz mısınız? Defol! Raci, Raci! Ne istiyorsun? İşinden kovuldun mu? Fakat üzülme, reis seni istiyor! Nereye? Ben şimdi Kayyeli'ye söyle! Al işte, bunu söyle! Eğer hırsızlık etmezse açlıktan ölecek, dediğimi yapması lazım! Günah kapısından başka her kapı ona kapalı! Neler olacağını göreceğiz! Hey, nereye? Efendi evde değil! Selma'yı görecektim. İçeriye giremezsin, efendinin emri var! Efendime ne etti ha? Fakat sen bir kere küçük hanıma geldiğimi söyle! Haydi git! Piyano akortçusu geldi de! Piyano bozuk değil, burada işiniz yok! Hadi bakalım, gidin! Gitmek mi, nereye? Gideceğim yeri biliyor muyum? Merhaba arkadaş! Gel seninle dertleşelim! Belki biraz ferahlarız! Sen serseri! Ben serseri! Sen isimsiz! Ben isimsiz! Senin de yuvan yok! Birbirimize çok benziyoruz! İkimizin de şefkate ihtiyacımız var! Aramızda tek fark var, sen hayvansın! Ben insanım! Ne yapalım? Bizim de kaderimiz böyleymiş! Buna boyun eğeceğiz! Dikkatli olsana biraz! Kör müsün be? Ne söyleniyorsun? Şimdi bir tane yapıştırırım, serseri kerata! Serseri kim? Söyle serseri kim? Dilini mi yuttu yoksa? Söyle, şimdi seni geberteyim mi?
पियानो ठीक करने वाले? आपके नौकर का ख्याल है कि मैं पियानो ठीक करने वाला हूँ। Selma. 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 Al yavrum. Davetiyeler hazır, getirdim. Yarın değil öbür gün doğum günün. Arzu ettiğin arkadaşlarına gönder, davet et. Hepsine mi? Evet, hepsine gönder. Arkadaşlığına layık olan dostlarına. Yarın doğum gününe masana verecek hiçbir şeyim.
Bright, bu yıl senden çok güzel bir hediye isterim. Senin istediğin hediye olsun. Sana hediyelerin en güzelini alacağım sen. Nihayet geldin mi? Ben buraya geleceğinden katiyen emindim. Sana dünyada tek açık olan kapı bu evin kapısıdır. Senden 1000 lira istiyorum. Borç. Kazanıp geri vereceğim. Borç mu? Beni ne zannettin sen, sarraf mı? Selma'nın yıl dönümü beni davet etti. Bak işte, davetiye göndermiş. O beni zengin zannediyor. Kibar ve zengin görünmek için şık elbiselere ihtiyacım var. Ona zenginliğini ispat için kıymetli bir hediye vermen de icap etmez mi? bunun için de para lazım, değil mi? Ha? Ve bunun için bana geldin. Fakat parayla asalet satın alınmaz. Ama para her zaman lazım. Ve bu yüzden de tekrar çalman, adam dolandırman, hatta icap ediyorsa karşına çıkanı öldürmen lazım. Anlaşıyor muyuz? Hayır. Katliyen. Tekrar hırsızlık yapmayacağım. Bir daha günah işlemeyeceğim. Günah mı, bu kelimeyi ağzına alma? Tekrar çalacaksın. Hayatın buna bağlı. Boş yere namuslu olmaya çalışma. Bu hayattan kurtulacağını ümit etme. Çünkü senin böyle olmanı muhterem baban istedi. Ona itaatsizlik edemezsin. Çalacaksın. Bu hayattan kurtulamayacaksın. Herkes kaderine boyun eğmeli. Hırsızsın, hırsız kalacaksın. Hem bütün ömrünce. Böylece babandan öcümü alacağım. Biraz etrafına bak oğlum. Her zaman dikkat ederim efendim. Fakat hep hürmete değer zengin insanlar karşıma çıkıyor. Zeki bir gence benziyorsun. Kimi arıyorsun? Öğrenmek ister misin? Şuraya bak! Raci!
Hüsrancı. Hediyem nerede? İşte burada bak. Tebrik ederim. Mesut ol. Çok hoşuma gitti. Neden bu kadar pahalı bir hediye aldın? Sen böyle hediyelerden daha üstüne layıksın Selma. Çünkü güneş kadar parlaksın. Güneş mi? Hı? Ondan daha parlaksın. Saçmalamaya başladın. Hiçbir zaman. Öyle. Saçmalıyorsun. Bu işte hayret ettiğim bir nokta var. Bu kadar kıymetli bir gerdanlık ama nedense muhafazası yok. Oh, demek ki muhafazası yok, öyle mi? Selma! Ya... Burada mıydın? Muhterem hakim seni istiyor, gel. Geliyorum. Ne düşünüyorsun? Seni hakimle tanıştırayım, gel. Gidelim. Bütün davetliler seni bekliyor. Önce hediyemi isterim. Burada. Bakalım beğenecek misin? Nasıl? Güzel değil mi? Bugün çok tuhaf bir gün. Biri mahfaza veriyor, içinde kolye yok. Biri de kolye veriyor, mahfazası yok. Demek. Yoksa o bir hırsız mı? Hayır, hayır.
Hayır, bu olamaz. Peki ama bana verdiği hediye... Birisinin hediyesini beğenmedin mi? Beğenmedim. Geri vereceğim ona hediyesini. Selma! İnsan dost seçerken yanılabilir. Bir daha dostunu iyi seç. En kötü ruhlu değildir. Kaderi kötüymüş. Felaketle doğdu. Sıkıntı içinde büyüdü. İstemeyerek hırsız oldu. Babası beni evimizden kovmuştu. Onu yetiştiremedim. Babasının günahını çekiyor. Raci nerede şimdi? Bilmiyorum. Ve hiçbir zaman öğrenemedim. Hoşça kalın. Sen misin? Yanında polis var mı?
Ne olur böyle acı konuşma. Annem bana her şeyi anlattı. Demek bir serseri olduğumu, hapiste yattığımı, bir sabıkalı olduğumu öğrendin öyle mi? Yüzüme vurmaya mı geldin? Neler söylüyorsun Raci? Sen benim hala eski arkadaşımsın. Arkadaş mı? Bir hakimin kızı, iyi yetişmiş bir kız, bir serserinin arkadaşı olur mu? Duyanlarsa ne derler? Arkadaşların ne der? Sana lanet etmezler mi? Eğer doğru yola dönersen, herkes mazini unutur senin. Raci, Raci yeni bir hayata başla, namuslu yeni bir hayata başla. Yeni bir hayat mı? Hangi temeller üzerine? Bana çocukluğumu geri verebilir misin? Yarım kalan tahsilimi anlatabilir misin? Herkes benim babasız bir çocuk olduğumu biliyor. İsimsiz bir insanım. Bana ahlaksız diyorlar. Bana babamı verebilir misin? Bana bir isim temin edebilir misin? Her şeyi geri getirebilir misin? Bunları yapabilir misin? Söylesene Selma! Selma, ben mahvolmuş bir insanım. Daha doğarken istikbalim yok olmuş. Bu hayata devam zorundayım. Bu çirkeften kurtulamam. Kaderin çizdiği yolda yürüyeceğim. Bu pis hayata devam mı edeceksin? Ben senin bu kadar korkak olduğunu bilmiyordum. Bu yoldan geri dönmeye çalışmadığımı zannetme Selma. Fakat buna muvaffak olamadım. Son 12 yılda bu dünya beni bir günahkar yaptı. O kadar uğraştım, çabaladım. Ama tek başıma kurtulamadım. Ama artık yalnız değilsin. Annen senin yanında. Ben seninle beraberim. Sen beraber misin? Bir günahkarla. Evet. Hep seninle beraberim ben. Üzülme. İyi veya kötü, suçsuz veya suçlu ben daima senin yanında olacağım. Buna hiç kimse mani olamayacak. Ben lekeli bir insanım. Buna rağmen gene benim olacak mısın? Evet, buna rağmen seninim. Her derdini paylaşacağım. Sahi mi Selma? Tabii sahi. Ya. Gel gidelim hakime her şeyi anlatalım. Hadi gidelim. Gidelim. Oturunuz. İsminiz? Raci. Ha, soyadınız? Yok. Ha. Babanızın ismi? Bilmiyorum. Anladım. Ne iş yaparsınız? İşsizim. Bugünlerde çok kişi işsiz. Bir geliriniz var mı? Cevap verin. Hayır, yok. Ha, zannedersem epey zaman evvel galiba boyacılık yapıyordunuz. Evet efendim, yapmıştım. Ve şimdi Selma ile evlenmek istiyorsunuz, öyle mi? Evet efendim. Siz müsaade ederseniz. Hapse de girip çıkmışsınız. Selma her şeyi anlatmıştır zannederim. Evet, hayatınızı anlattı. Herhalde para kazanacak başka bir yer buldunuz. Hayır. İşim yok. Fakat ümitlisiniz değil mi? Zengin bir kızla evlenmekle kendinize bir iş bulacaksınız. Beni buraya tahkir etmek için mi çağırdınız? Evet efendim. Biz birbirimizi seviyoruz. Evlenmek istiyoruz. Bunların hepsini duydum. Sevgi. Oturun bakalım. Biraz mantıklı düşünün. Ne demek istiyorsunuz? Bu saçmalıklara bir son vermek için kaç para istersiniz? Söyleyin.
Memleketi terk edip gitmeniz için kaç para lazım? Belki parayı peşin istersiniz, ne kadar? Muhterem hakim! Demek muhitinizde sevgi alınıp satılabilir. Bu şekilde konuşmakta çok alçaldınız. Şimdi sizi günahkar babamın yerine koyuyorum. Sen çıldırmışsın! Hem karşıma geçmiş bana hakaret ediyorsun... ...hem de Selma ile evlenmene müsaade etmemi bekliyorsun, öyle mi? Onun senin evlenmesine katiyen müsaade edemem. Ölsün, daha iyi! Niye onun başka biriyle evlenmesini daha uygun bulduğunuzu söylemiyorsunuz? Mesela zengin biriyle... ...yahut bir hakimle... Çok ileri gittin! Defol! Gidiyorum fakat doğru söylediğime eminim. Çünkü sözleriniz bir anda her şeyi aydınlattı. Belki bütün dünyayı herkesi aldatmaya muvaffak oluyorsunuz. Fakat kendinizi nasıl aldatacaksınız? Bunu nasıl başaracaksınız? Bu böyle daha ne kadar devam edebilir? Bugün hesaptan boğulacaksınız. Raci! 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 Patron seni istiyor. Mühim bir iş varmış. Nereye gidiyorsun? İşitmiyor musun? İyiliklerime böyle mi mukabele edeceksin? Oğluma yardım ettin öyle mi? Onu sen serseri ettin! Felakete sürükledin! Zavallı oğlum ne çekiyorsa hep senin yüzünden! Yaklaşma! Yaklaşma bana! Polis! 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 Susuyorum sana! Sus! Polis öyle çağrılmaz! Böyle çağrılır! Anlıyor musun? Böyle çağrılır! Talebe hocasıyla dövüşecek, öyle mi? Hoca mı? Sen bir iblissin! Bak, al! Asılmış! Yapmayın! Yapmayın! Yalvarırım! He?
Hadi! İyi bir temizlik oldu anne! Polis! Gelse açılmıştır. Kuşlu burada mı? Evet, huzurunuzda efendim. Babasının adı ne? Belli değil efendim, belki de hiç babası yoktur. Susalım! Dinler Raci, Kaya'yı öldürmekten suçlusun. Bu hususta bir söyleyeceğin var mı? Müdafaan için kendine bir avukat tuttun mu? Ya! Dava talik edilmiştir. Suçluya müdafaası için bir avukat bulunmasına karar verilmiştir. Ben kanunları bilirim. Raci o adamı başka bir hayat kurtarmak için öldürdü. Bu hiçbir zaman suç sayılmaz. Öyleyse... evladımı kurtar kızım. Şehadetiniz çok mühimdir. Bütün davayı aydınlatacak. Yarın mahkemeye muhakkak gelin. Peki kızım. Zavallı evladım, ne kötü talihi varmış, ne alın yazısı bu. Şurayı imzala anne, bu kağıt Raci'yi kurtaracak. Yavrum kurtulacak, ben de rahat ölebileceğim. Evet, tamam. Anne, anne! Evladım! Nedir bu başımıza gelen? Yavrucuğum! Kalpsiz hakim seni öldürecekti. Bize düşmanlığı nedir bilmem ki. Sus, kötü sözler söyleme. Niçin söylemeyeyim? Bize daima ıstırap çektirdi. O senin baban yavrum. Nasıl babam? Çıldırdın mı anne? Sen ne söylediğini biliyor musun? Evet, o baban yavrum. Bana inanabilirsin. Ne? Şimdiye kadar sana söyleyemezdim. Fakat bugün söylemem lazım. Hayır, hayır anne! Bu doğru olamaz! Bu uzun bir hikayedir. Şimdi sana anlatamam. Al şunu! Seni tanıtmaya yarar. Suçsuz olduğum halde beni hiçbir zaman affetmedi. Fakat seni, oğlunu affedeceğine eminim. O kadar taş kalpli değildir. Zavallı anneciğim seni bedbaht etti. Bütün hayatınca sana ıstırap çektirdi. Ne kötü bir adammış! Onu hiçbir zaman affetmeyeceğim. Ölmeden onu bir daha görmek isterdim. Bir iki söz söylemek isterdim. Fakat biliyorum o buraya gelmez. Gidelim artık! Allah'a ısmarladık anne! Güle güle! Anne, intikamını alacağım! Ne pahasına olursa olsun intikamını alacağım! Sakın ha! Sakın! Muhterem hakim sizi ziyarete geldi. Hakim mi? Sahi geldi mi? Evet, burada, yanı başınızda.
Demek... ölümümden evvel... nihayet gelebildi. Demek... bu alçak gönüllülüğü gösterdi. Çok müteessirim. Kaza dolayısıyla özür dilemeye geldim. Affedin beni. Af mı? Af dileyecek benim. Doktor! Kalpsiz annemi öldürdü. Bu dünyada hiçbir şeye güven yok. Ya Allah'ım, bu dünya hiçbir şeyin kıymeti yok. Girebilir miyim? Üzgünüm. Ne kadar üzgünüm bilemezsiniz. Üzüntünü söyle. Şey... Raci için üzülüyorum. Ne oldu sana böyle? Sen zeki bir kızdın. Peki, bütün iradeni nasıl kaybettin? Birkaç gün sonra avukatlık edeceksin. Kim bilir, belki bir gün hakim olursun. Eğer her dava seni böyle ağlatırsa... hakikati nasıl bulursun? Bu herhangi bir dava değil. Anlamıyor musunuz? Bu benim hayatım. Benim anlamam kanunu değiştiremez. Gözyaşlarım da beni doğruluktan ayıramaz. Sizden doğruluktan başka bir şey istemiyorum. Onun suçsuz olduğuna inanıyorum. Çünkü o Kaya'yı annesini kurtarmak için öldürdü. İsterseniz annesinin ifadesini okuyabilirsiniz. Belki doğru söylüyorsun ve haklısın. Belki Raci bu sefer suçsuz, masum. Fakat bütün hayatı... iğrenç suçlarla dolu. Nasıl? Nasıl oluyor da ona iyi diyebiliyorsun? Kanun karşısında suçlu. Size bir şey söyleyeyim. Benim kalbim kanun tanımıyor. Öyle. Kalp ve kanun. Kanun. Ve kalbin. Çok doğru söylüyorsun Selma. Çok doğru söylüyorsun. Kalp kanun tanımaz yavrucuğum. Benim kalbim bile tanımıyor. Benim kalbim bile. Selma! Ben kana susadım artık! Delirdin mi Raci? Demek hapishaneden kaçtın. Evet. Seninle hesaplaşmak için. Raci! Bu hareketinle her şeyi berbat ettin. Biraz evvel avukatın... beni suçsuz olduğuna inandırıyordu. Belki lehine bir karar verecektim.
Benim senin iyiliğine, merhametine lehimde bir cin kanala ihtiyacım yok. İntikam mı alacağım? Ne oldu? Korktun mu? Cinayet işlemek için bile kuvvete ihtiyaç vardır. Selma'ya teşekkür et. Hayatını o kurtardı. Bu bıçağı sırtının ortasına saplayacak olsam hiçbir mahkeme beni mahkum edemez. Nefis müdafası meşrudur, onun için seni öldüreceğim. Durun! Ne yapıyorsunuz, çıldırdınız mı? Evet, çıldırdım. Bir an buhran geçirdim. Onu öldürüp elimi kana bulamamalıyım. Asılmasını görmek daha zevkli olacak. Raci! Raci! Sanık Raci'nin hayatını size anlattım. Şimdi onun nasıl ve niçin kötü bir yola sürüklendiğini öğrendiniz. Muhterem reis, onun bir suçu yok. Asıl suçlu burada. O zavallının bir günahkar olmasının müsebbibi kendileri, onu cezalandırın. Günahsız eşini evden kovmuş, oğlunu battakhanelere atmıştır. Onun böyle bir serseri olmasında amil olmuştur. Ben müdafaamı bitirdim, takdir sizindir. Müvekkilim katiyen suçlu değildir. Onu bu yola sevk eden suçlu karşınızda. Muhterem reis, vekil hislerine kapılıyor. Bir serserinin oğlum olduğuna sizi inandırmak istiyor. Kendilerine bir sual sormak isterim. Bu iddialarını acaba nasıl ispat edebilirler? Kim olduğu belli olmayan bu serseri nereden ve nasıl benim oğlum oluyormuş? Bunu bize izah etsinler. Sözlerini delillerle ispat etsinler. Eğer sözlerimizi delillerle ispat edemeyecek olsaydık, yüksek mahkemenizi dakikalarca meşgul eder miydik? Siz de müsterih olun. Sözlerimi ispata hazırım. Şimdi göreceksiniz. Çok bekletmeyeceğim. Bu sizin oğlunuzdur. Görmüyor musunuz? Onun da doğuştan yüzünde bir lekesi var. Gözleri sizinkinin aynı. Çehresi tıpkı sizinki. Hala oğlunuz olduğunda tereddüt ediyor musunuz? Kanun nazarında bunlar delil sayılmaz. Muhterem reis, kanun haksızlığa da müsaade etmez. Söyleyeceğim bunlardan ibaret. Suçlu Raci, söz sırası sende. Bir şey söylemek istiyor musun? Evet. Evet muhterem reis, size şunu söylemek istiyorum. Bir katil olduktan sonra size sesimi duyurabiliyorum. Dileğimi söyleyebiliyorum. Tel örgülerin arkasından sesimi duyurabiliyorum. Selma beni korumaya çalıştı. Kendisine teşekkür ederim. Sağ olsun. Var olsun. Fakat ben kendimi müdafaa etmeyeceğim. Ben kötüyüm. Ben serseriyim. Hırsızım. Katilim. Beni istediğiniz gibi cezalandırın. Fakat bir dakika düşünün, beni asmakla bütün insanlığı hırsızlıktan, cinayetle, günah işlemekten men edebilir misiniz? Hiçbir zaman! Hayatımın hikayesini size anlatmak istemiyorum. Ama günah mikroplarını ailemden almadım. İçinde yaşamış olduğum pis mülevves muhitten aldım. Bu muhitte elham binlerce fakir çocuk zaruret içinde yaşıyor. Bu mikrobun tehdidi altındalar. Beni düşünmeyin fakat onları düşünün. Onları, bu garip yavruları felakete sürüklenmekten kurtarın! Benim gibi huzurunuza gelmesinler! Birer hırsız, cani olmasınlar! Şu gençleri görüyor musunuz? Benim muhitimdekiler de bunlar kadar temiz, namuslu, iyi yürekli, vicdan sahibi çocuklardır. Onları kendi öz yavrularınızmış gibi farz edin, çamura, batağa saplanmaktan kurtarın! Bana gelince, ben suçluyum ve mahkemenin kararını bekliyorum. Cezamı büyük bir tevekkülle çekmeye hazırım. Çünkü bana verilecek olan ceza günahlarımın karşılığı olacaktır. Kararınızı bekliyorum. Söyleyin hakim! Siz benim babamsınız. Vicdanını sızlamadan zavallı annemi nasıl sokağa attınız? Onun sefalet içinde yaşamasına nasıl göz yumdunuz? İnsanlığınızdan bu kadar nasıl uzaklaştınız?
Hiçbir nedamet hissi de duymuyor musunuz? Mahkemenin vereceği karar mühim değil. Ben kalbinizin vereceği kararı bekliyorum. Vicdanınızın kararını duymak istiyorum. Bir hakim bir suçluyu mu ziyaret ediyor? Suçlu bir baba. Suçlu bir baba oğlum. Suçlu mu, siz mi? Evet. Dün mahkemede kanun seni suçlu buldu. Fakat Allah nazarında ben suçluyum oğlum. Ağlıyor musun oğlum? Evet ağlıyorum. Bir babanın kötü talihi için ağlıyorum. O baba ki oğlunu buldu ve kaybetti. Karısını uçuruma sürükledi. Bir perişan etti. Masum ve öksüz bir çocuğu yıllarca, ama yıllarca baba kelimesine hasret bıraktı. Oğlum, evladım! Affet beni! Yavrum! Evladım! Gel! Mithatoğlu suçlu Raci, kararı dinle. Öz babanı öldürmeye teşebbüs ettiğin yüksek mahkememizce sabit görülmüştür. Acınacak maziyin hafifletici sebep olarak kabul edilmiş, avukatın Selma'nın kuvvetli müdafası göz önüne alınarak cezan hafifletilmiş ve mahkememiz seni 3 yıl hapse mahkum etmiştir. Nasıl devam edersin sonra? Bütün uğraşmalarıma rağmen seni kurtaramadım. İşin ne kıymeti var artık? Üzülme sevgilim. Cezalanmam lazımdı benim. Cezamı çekip temiz bir insan olduktan sonra sana kavuşacağım. İkimiz birlikte temiz bir hayat süreceğiz. Ah, herkes.
herkes bana iyi bir insan diyecek. Annemin bir arzusu vardı. Tahsilini bitir derdi. Bitireceğim anne. Dün akşam bir hakime rastladım. Onu çok sevdim. Ondan çok hoşlandım. Onu sevdin demek. Çok. Oh. Hayatımın sonuna kadar da seveceğim. Ben de hakim olacağım. O zaman karşıma geçip... ...sen cahilsin diyemeyeceksin. Yine diyeceğim. Cahil. Vakit tamam. Buyurun. Al şunu. Her zaman tak. Ama sakın korkma. Hırsızlık malı değil bu. Hiçbir yerden çalmadı. Raci. Selma. Kabahat senin değil. Mukadderatım böyleymiş. Ah Raci! 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 3 sene uzun bir zaman değil. Çabuk geçer göreceksin. Selma! Üzülme, seni bekleyeceğim ben. Sevgilim. 308 numaralı mahkum! Vakit tamam! Hadi gel! Beni çağırıyorlar. आबाद नहीं बर्बाद सही गाता हूँ खुशी के गीत मगर गाता हूँ खुशी के गीत मगर जख्मों से भरा सीना है मेरा हंसती है मगर ये मस्त नजर दुनिया दुनिया मैं तेरे तीर साया तकदीर तमारा हूँ